Selamlar dostlar. Video başlamadan önce şu anda ekranda Süper Lig'in oynanış görüntülerini görüyorsunuz. Süper Lig takımlarımız FIFA 20'de var. Detayları ve eleştirim de video içine yer alacak. İzlerseniz çok sevinirim. Aynı şekilde 60 bin aboneye doğru gidiyoruz. Abone olmayı unutmayın. Selamlar Aleyküm kardeşlerim. Bugün sizler birlikte yepyeni bir video daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda oyundan arkadaşlar resmi olarak sızmış görüntüyü sizlerle birlikte paylaşacağım. Med Gamer kanalına bana bu videoyu kullanmamda izin verdiği için kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz arkadaşlar bu sene Esports'un yeni oyun modu olan Volta'nın direkt resmi oynanışını sizlerle birlikte inceleyeceğiz sevgili dostlar. Dediğim gibi gerçekten şu anda dünyada hiçbir yerde yok. Sadece Med Gamer kanalı paylaşmıştı ve kendisi de benim kanalda paylaşmama izin verdi. öncelikle arkadaşlar video başlamadan önce şunu söylüyorum. FIFA 20'de Süper Lig olacak. Bugün biliyorsunuz ki FIFA 20'nin beta kodları dağıtıldı. Eğer hesabınız İngiltere lokasyonu veya Amerika lokasyonu ise bir mailinize bakın sevgili dostlar. Belki mailinize özel beta kodu gelmiş olabilir. E, bu ülkeler dışındaki maalesef hiçbir hesaba herhangi bir beta kodu gelmedi. Bilginiz olsun. Yani oyunda Süper Lig var. Şimdi öncelikle siz arkadaki videoyu izlerken ben birkaç tane açıklama yapma gereksinimi duydum sevgili arkadaşlar. Öncelikle geçen hafta doğum günümü kutladığınız için ve Bean Sports 4'teki yayını olan ilginiz için çok teşekkür ederim. Özel Tweet yağmuruna tuttunuz. Bütün sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Ee, geçen hafta video atmıştım. Süper Lig e, oyunu şu anda resmi olarak eklenmedi diye. E, şimdi bu konuyla ilgili açıklama yapacağım. Videonun tam olarak izlemeyip e, bana saldıran arkadaşlara buradan sesleniyorum. Öncelikle videonun hepsini izleyin. Ben videoda diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu ve EA Sports arasında olan anlaşma FIFA 18 ve FIFA 20 arasındaki bütün oyunları kapsıyor. Yani FIFA 20'nin de bu anlaşmaya dahil olduğunu söylüyorum. Buna rağmen ne EA Sports, FIFA Türkiye resmi hesapları ne de EA Sports'un kendisinin tarafından yapılan herhangi Türkiye ile ilgili hiçbir açıklama yoktu. Aklınıza gelebilecek bütün liglerden face scan fotoğrafları, stadyum scan fotoğraflarını görmüşken Türkiye ile ilgili herhangi bir şey görmemiştik. Ve aynı şekilde EA Sports FIFA Türkiye hesabı da her sene yapmış olduğu paylaşımları artık yapmamaya başlayarak oyuna ilgisiz şekilde davranmaya başlamıştı. Ve bu da bende önümüzdeki sene belki sadece Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan takımlarımızın daha doğrusu UEFA'daki turnuvalarda e, mücadele edecek olan takımlarımızın olacağı yönünde bir fikir gelmiş benim aklıma. Anlaşmanın devam etmesi e, devam devam etse rağmen ve bunu da bu şekilde videoda size duyurmuştum. Bu videodan sonra insanlar yok bizi kandırma, yok kafana göre senaryo yazın deyip deyip durdular. E, benim kanalımda 700 tane video var. E FIFA 18'den 19'a geçerken oyunda nelerin değişeceğini söylemiştim. Hepsi harf harfine oldu eksiksiz şekilde. Şu anda FIFA 19'a söylediğim, FIFA 20'de de bahsetmiş olduğum ikonlar, oyuna eklenecek olan şeyler zaten teker teker açıklanıyor. Dedim ki size Alexander modundaki bütün değişiklikler kariyer moduna entegre olacak dedim. Dedim mi demedim mi açıp izleyebilirsiniz. Ve burada ne dedim size? Oradaki konferans konuşmaları, onun size yön verme durumları kariyer moduna eklenecek dedim. Ve bunlar kariyer moduna eklendi, iyi açıkladı. Aynı şekilde Alexander'daki restoran, dışarıda gezme ya da dışarıdaki meetler yani buluşmalar oyuna eklenebilir demiştim yine Alexander'dan. Onlar da geldi mi? Geldi. Yani ben bir şey paylaşıyorken paylaşım bilgilerinin zaten %99'u doğru. Aradan benim söylediğim şeyleri böyle cımbızla çekip, aa bu yalan söylüyor demeyin. Öncelikle beni eleştiren bir kanal var bana laf atıyor. Sen 195 foot draft challenge çekmeye devam edebilirsin kardeşim. Allah yolunu açık etsin. Biz burada insanları bilgilendiriyoruz. İnsanları bu oyunun ne kadar potansiyeli olduğunu ve Türklere verilen önemi vurguluyoruz. Ben bu oyunda 4 senedir videolar çekiyorum. Geçen sene herkes 200 lira FIFA alırken sen de aldın. Bana laf ediyorsun hala. benim videolarımı izleyerek coin kastın. Bana laf ediyorsun hala. İnsanla birazcık saygı olur arkadaşlar. Ben gerçekten saygısızlığa tahammül edemeyen bir insanım. Ve bunu maalesef de söylemek durumundayım. Ben burada bir emek veriyorum ve sadece Süper Lig videosunu cımbızla çekip ''Aa bu şöyle dedi.'' diyemez kimse bana. Ben zaten videoda şundan bahsediyorum sevgili dostlar. Oyunla anlaşma devam ediyor. Sports 4'ün yayınında da söylemiş olduğum gibi. Zaten %99 ihtimalle bu lig oyunumuzda olacak. Ama bizim ligimizle ilgili herhangi bir açıklama Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanmasına rağmen Vodafone Arena'da herhangi bir scanning yani tarama işleminin yapılmaması Aynı şekilde Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak olan final için herhangi bir tarama işleminin yapılmaması, Türkçe spikerlikle ilgili Ercan Taner dahil herkese ulaşıp herhangi bir girişimin olmadığını öğrenmem. Ben bunları paylaşırım. Süperlik oyuncunun reytinglerine saçma sapan yapılması. Söylemeyecektim ama söylüyorum. Yasin Benzi arkadaşlar. Menajeri... Ben geçen sene Yasin Benzi'yle ile video çekecektim. Bunu açık ve netse söylüyorum, yalanım da yok. Zaten kanalımda 17 kuru Vincent Janssen, Ryan Babay ile olan videolarımı görebilirsiniz. Kimse yalan söyleyecek bir durumum yok. Yasin Benzi'yle video çekecektim. Yasin Benzi e-sporcu arkadaşlar açık şey yapıyor. Başvuru yapıyor 99 kartını almak için ve ona Fransa liginin iki kartını veriyorlar. Fenerbahçe liginin kartını bile vermiyorlar. Fenerbahçe'de oynayan, buna başvuran insanlar kartlarını alamıyorlar. Ben bunlardan bahsederim. Sen çıkarsın oraya, beni eleştirirsin. Ben de oyunun Türkiye'deki hem ligimize hem normal profesyonel futbolcularımıza hem de bu oyunu oynayan futbol severlere ne kadar ilgisiz davrandığını gösteririm. Bu da zaten ben bu ülkeme saygı, du saygı duyduğumdan ve bu oyunun bu ülkede gelişmesini istediğimden dolayı bunu yaparım. Ben arkadaşlar vermiş olduğum her bilginin arkasındayım. Bu adamlar Türksel Süper Lig, Türksel dedim yine, normal süper lig diyeceğim eskilere gidiyorum sürekli. Normal süper ligin logosunu oraya koymaları çok basit. Arjantin ligi var, Arap ligi var, Hollanda ligi var. Burada bir sürü var orada. Yani Türkiye Ligi'nin oraya koyması çok şey katacak ona. Biliyorsunuz ki bunu her videoda örnek veriyorum ama 4 3ün Türk admini var diyorsunuz. Alakası yok Türk admini de olsa. Sadece Türkiye'den daha fazla like aldığını gördüğü için adam Falco'nun fotoğrafının altına gidip Falcao Galatasaray'a gel yazıyor. Niye yazıyor bunu? Türk futbol severlerin ilgisini sömürüyor. Yani Türk futbol severler zaten bu oyunu çok seviyor. Kariyer modunu deri gibi oynuyorlar. Bizim tek istediğimiz şey saygı. Ben de o videoda arkadaşlar bunu size de vurgulamıştım. Bu arada arkada arkadaşlar şu anda Volta'nın gameplay'ini görüyorsunuz. Bu resmi sızdırılmış oynanış sevgili dostlar. Resmi olarak Volta'da bu şekilde oynanış yapabileceksiniz. Duvarlardan sekmeler takımınızı kurma story mode şeklinde versiyonlar var. Büyük ihtimal bu video telif yiyecek sevgili dostlar. bu videoyu atmamız sebebi eğer bu video telif yemezse bundan sonraki videomuzu normal oynanış, ultimate ve kariyer modunda sızdırılmış görüntülerini sizlerle birlikte paylaşacağım şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi sevgili dostlar EA Sports'un kendi resmi sitelerine yapmış olduğu açıklamaları görüyorsunuz. Ve FIFA 15'ten 19'a kadar hem EA Sports Türkiye'nin Twitter resmi hesabı hem de EA Sports'un kendi hesaplarından kendi internet sitesinden yapılan Süper ile ilgili açıklamaları görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar ilgililer. En azından bizim ligimize, takımlarımıza yer vermeyi unutmamışlar. Ama ne hikmetse bu sene bizim ligimiz arkadaşlar logo olarak oraya sığdırılamıyor. Diyorlar ki orada 16'lık lig var. Normalde 30+ artı lig varmış. Oradaki 30+ artı lig delikleri zaten yok Almanca 2. ligi, yok İngiltere 4. ligi, yok kadınlar ligi, yok bilmem ne ligi. Zaten öyle MV çeşit 10-15 tane boş ligler var. Yani yok İtalya, İngiltere 4. lig, yok İtalya 2. lig falan filan onlar orada var mı? Yok. Onları da sayacaksın o zaman. Yani senin ligin İtalya 2. ligi ile Fransa 2. ligi ile kıyaslanacak bir lig mi? Yoksa çöplerin oynadığı Arjantin liginden daha iyi birlik değil mi senin ligin? Ben burada bunu savunurum. Sen bizi beni eleştirirsiniz siz anca. Zaten bizim Türkler de arkadaşlar Türkiye'de böyle bir sorun var. Maalesef ki doğru iş yapan her zaman eleştirilir ne hikmetse. Biz nedense bir birlikte olamayız her zaman birbirimizi eleştiririz. Burada senin düşüneceğin, düşünmen gereken nokta senin ülkene neden bu oyunun ilgi göstermediği. Oyunun arkadaşlar resmi olarak e-sports tarafından açılmış olan şu anda ekranda görmüş olduğunuz e-sports FIFA Türkiye resmi Twitter hesabı var. Normalde yenilikler buradan açıklanıyor ve bu sayfa arkadaşlar yenilikleri en az 2 gün sonra paylaşıyor. Bu bir saygısızlık değil mi sizin için? Bu bence benim için bir saygısızlıktır. Yani en basitinden bir içeriği paylaşmak bu kadar zor olmamalı. Ben de zaten o videoda bunu size söylemiştim. Şu anda ekranda e, reytingleri görüyorsunuz arkadaşlar. Açıklanan betadan gelen reytingleri görüyorsunuz. Siz bu reytinglerden memnun musunuz? Evet bunlar final reytingleri değil. Biliyorum değişiklikler olacak ama çok da fazla değişmeyecek. Eğer siz kendi takımlarınızda bu reytingleri doğru buluyorsanız ben zaten bir şey söylemiyorum. Benim vurgulamaya çalıştığım şey ülkemize yapılan ilgisizlik ve saygısızlık. Eğer siz bunu hazmedebiliyorsanız eyvallah ama şahsen ben bunu hazmedemiyorum. Bana laf atan kanalları da söylüyorum. Öncelikle bir insan eleştirmeden sizin FIFA'ya ne kattığınızı bana söyleyin. Deyin ki ben Türk FIFA kitlesine şunu kattım. Ben bir sürü şey sayarım size. Ne sayarım? Coin kasmayı insanlara öğrettim. Kimse Squad Battle Challenge bilmiyorken ben onları gösterdim. Onlarda nasıl hızlı paket kasabileceklerini gösterdim. Bunun dışında normal kadro kurma görevlerinde nasıl hesap açarak, genel hesap açarak hatta hesap silme hakkını Türkiye'de ilk söyleyen benim belki dünyada da ilk beşliğimdir. Bunu bu şekilde yaparak nasıl coin gösterdim. Onun dışında geçen sene FIFA'yı ucuza aldırdım. Bu sene de aynı şekilde ucuza aldırmak için elimden geleni yapıyorum. Ben futbolcularla videolar çektim. Onlara sorular sordum. FIFA'nın ülkede gelişmesi için onları kart imzalattım. Instagram'a fotoğraf koydum. Ben bunları hep yaptım, uğraştım. Siz ne yaptınız mesela bu oyun için? Bana bunu söyleyin. Birini eleştirmeden önce kendi yaptığınız içerikleri ortaya koyun ki bir tartışma Ortama olsun. Öncelikle bir bilgi sahibi olun ki bir fikriniz olsun. Maalesef bilgi sahibi olmadan beni eleştirenlere tahammülüm yok sevgili dostlar. Kusura bakmayın. Ben bu işi burada 4 senedir yapıyorum. Yok clickbait, yok şöyle yok böyle. Kanalımda 800 tane video var. 800. 800 tane video var bu kanalda. Ben bu kadar emek vermişim buralara kadar gelmişim. Kusura bakma ama sen 195 draft çadırını çekip saçma sapan videolar çekip gelip bana clickbaitçi diyemezsin. Sana put draftında başarılar. Videomu izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ee, çok sağ olun. Bir şey demek istemiyorum. Gerçekten moralim çok bozuldu arkadaşlar. Çünkü ben bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki arkamda o desteği göremiyorum. O refah sahip insanları göremiyorum. Ya Bunu üzülerek söylüyorum arkadaşlar maalesef durumlar bu şekilde. Ama inanın ki ben bu oyunun iyi yerlere gelmesi için, bu ülkede çok daha iyi bu oyunu oynayanların gelişmesi için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım emin olabilirsiniz. Kimsenin desteğine ihtiyacım yok. Sadece sizlerin desteği bana zaten yetiyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. 60 bin aboneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Eğer abone olup beni de desteklerseniz çok sevinirim. Çok sağ olun, var olun, iyi ki varsınız.